tek tek seçeceğim. Gruba yönlendireceğim. Sana gerek yok. Ben görüyorum. Kurulması açısından kolaylık olmak. Sonrası da geliyorsunuz. Aynı şekilde. Tepe kısmı var ya. Tepe kısmı var ya. Gibi ağız kısmını, bagaj kısmını da yapmış olduk. Şimdi sıra tam anlamıyla yağmurluğu geçirmeler. Tamam. Var mı sorusu? Baş kısmı köşenin açısında, yani buradaysa bu tarafa doğru bakacak şekilde çakacağız. Öncelikle çadırımızı olabildiğince geriyoruz bu tarafa doğru. Gerdikten sonra kazığımızı yerleştirip 45 derece açıyla toprağa soktuktan sonra kalan kısmına bir balta, çekiç, taş, çevrenizde ne varsa onun yardımıyla beraber çakıyoruz. Sen de hemen kilitleri getir, o suyu bir bana ver. Sen de... Arka tarafa bak, bak arka tarafa. Ben çakacağız buna, çakacağız. Bir geri çekiyoruz. Çek harekette. Ateşimizi başlattık. Yine söndürmek için malzemeyi bozduk. Emniyet edin. Kontrollü şekilde ateşimizi hem yaktık. Topluyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Spor İstanbul Etkinlik Müdürü Yasemin Üner. 1 Temmuz 2024'te başladık. 23 Ağustos'a kadar devam edecek bu seneki planımız. İki tane projemiz var aslında Doğa Kampı içerisinde. Bir tanesi günübirlik, bir tanesi de konaklamalı olarak değişiklik göstermekte. Bu projedeki asli hedefimiz çocukların sorumluluk alanlarını kendilerince fark etmelerini sağlamak, rekreatif etkinlikler içerisinde bulunmalarını sağlamak, takım ruhunu oluşturmak ve bazı olimpik branşlarda ise başlangıç seviyelerinde bir takım deneyimler elde etmelerini sağlamak amaçlı planlamış olduğumuz bir etkinlik. Aslında 20 alanda eğitim veriyoruz. Kampın içeriğindeki dersliklere baktığımızda bisiklet sürüş eğitimi, okçuluk eğitimi, orienteering eğitimi, doğada yaşam eğitimi, düğüm teknikleri, navigasyon eğitimi, kamp envanterleri tanıtımı, periferik bakış eğitimi gibi eğitimler de mevcut. Yine hedeflerimizden biri çocuğun aslında sorumluluk bilincini elde etmesi. Dolayısıyla bu etkinlikte aileye yer veremiyoruz. Projenin başından sonuna 11 bin çocuk hedefimiz var bu sene için. Günübirlik kampta günlük 215 çocuk ağırlıyoruz. Projenin sonunda da 8600 çocuğa tekabül edecek bu. Konaklamalıda ise haftada 300 çocuk ağırlıyoruz. O da projenin sonunda 2400 çocuğa işaret ediyor olacak. Sosyal medya hesaplarımızdan tabii ki duyurular yapılıyor ve spor.istanbul sitesinden girerek öncelikle çocuğa bir kayıt oluşturmak gerekiyor. Ardından da günübirlik ya da konaklama olacak şekilde seçim yapması gerekiyor velinin. Seçimi gerçekleştirdikten sonra kaydı tamamlanmış oluyor. Çocuklar buraya nasıl geliyor? Anadolu ve Avrupa yakasında belirlenmiş 11 noktada, bunlar Spor İstanbul tesisleri ve güvenli tesislerdir. Veliler kendine yakın belirlenmiş olan tesislere çocuklarını bırakıyorlar. Mihmandarlar eşliğinde ise çocuklarımız kampa getiriliyor mihmandarlarla.
Tabii ki teknolojiden burada uzakta yaşıyorlar. Doğayla iç içe vakit geçiriyorlar. Kamp yapıyorlar, doğal yaşamı hissediyorlar. Yeşilin içerisinde vakit geçiriyorlar. Onlar için bence kaçınılmaz bir fırsat yaz döneminde diyebilirim kısaca. Tamam, teşekkür ederim. Titreme geldi vallahi. Rahatladınız mı biraz? Biraz daha iyiyim sanki. Baştan alalım mı, ister misiniz? Ya şu şeyi istiyorum açıkçası. Sembolik ücretler diyebiliriz. Günübirlik konaklamalı kampımızın ücreti 75 lira. Konaklamanın ise 125 lira. Bunun içerisinde çocuklar geldiğinde bir kit veriyoruz. T-shirt ve buff'ları oluyor güneşten korunmak için. Aynı zamanda günlük yemek ihtiyaçlarının tamamı da bu kamp süresince karşılanıyor. Kolay geldi. Arkadaşlar da yardım etti. İşte kolay oldu. Arkadaşlar yardım ettiği için. 2 dakikada yattık. Hocalar da eğitim verdi. Güzel bir yer. Eğlenceli. Teknolojiden uzak kalmak için, eğlenmek için, evde çok sıkılmamak için buradayız aslında. Burası gayet güzel çünkü teknolojiden bağımlı olmuyoruz en azından. Doğayla iç içeyiz. İlk kez gelmiyorum. Bir önceki gelişimde çok eğlenmiştim. Ve buradaki teknolojiden uzak olma olayı benim açıkçası çok hoşuma gitti. Hem teknolojiden uzak hem de arkadaşlarla iç içe yaşamak. Hem sosyal hem de bilimsel açıdan bence çok iyi bir deneyim olur bizim için. Özellikle bu ergenlik yaş grubunda. Annem bakıyordu uzun süredir bizi kampa göndermek için. Burayı bulduk. Bayağı bir etkinlikler var, baktım. Tırmanma etkinliği beni en çok heyecanlandıran etkinlik.